Yazık ki edepten nasiplenmemiş. Dilinin kemiği bir ömür boğazına takılı tipler bugün Abdülhamit Sultan'ı dillerine alıp nefret kusmuşlar, kudurmuşlar. Hazımsızlık onları nefessiz bırakmış. Öldü sandıkları Abdülhamit'in aklının, zekasının, vizyonunun, ruhunun bugün başka uzun adamlarda ete kemiğe bürünmesi yakıp kavurmuş içlerini. Sultan Abdülhamit Han'ın ruhunu saç telinden tırnağının ucuna kadar yaşatanlar var şükür. Ama görüyoruz ki Abdülhamit'i alçakça tahttan indiren aşağılıkların da devamını getirmeye çalışanlar var bugünlerde. Muhalif ve özgür medya, objektif medya Tele1. Evet evet, onlar kafalarına göre istediğini diyorlar ya bize. E madem öyle biz de söyleyelim. Yalaka muhalif medya, propagandacı medya, iftiracı medya, özgür olduğunu sanıp nerelerden finanse edildiği belli olan medya kuruluşu Tele1'in genel yayın yönetmeni Abdülhamit Han hakkında bir yayınında aşağılık, diktatör demiş. Sayın Merdan Yanardağ, siyasi vizyonunuzun sığlığı ve ödünç aldığınız o tek kullanımlık aklınızla it ürümesini andıran tavrınızı anlayışla karşılıyoruz. Tam da size ve zihniyetinize uygun, yakışan bir hareket olmuş. Helal olsun size, helal olsun size. Şimdi gelelim bize. Sultan Abdülhamit Han'ın torunu olmaktan onur ve gurur duyan bize gelelim bize. Merdan Yanardağ gibi aciz tiplere ne küfredelim, ne cevap verelim, ne de kıyaslama ve karşılaştırmaya girelim. Ama bu tuzağa düşmüyoruz. Düşmüyoruz abi. Gelin biz şöyle bir hatırlayalım, yad edelim, dua edelim, analım Ulu Hakan'ımızı. Adını zikredelim, cennet mekan Sultan Abdülhamit Han'ın emanetini, omuzlarımızdaki yükü hatırlayalım. Biz bu toprakların ruhunu içine çeken, bu bayrağın cihanda dalgalanmasına duacı olan ve dünya beşten büyüktür desturunu başının üstüne koyanlar olarak Abdülhamit Han'ın dünyadaki zalimlere saldığı korkuyu yeniden hatırlatalım ki birilerinin o ahırdaki tezek kokuları yayılmasın etrafa. Ver olan mehteri, hem de bangır bangır ver. Biz biliriz, Sultan Abdülhamit Han'ın dünyanın dört bir yanındaki güçlerin yapamazsın demesine rağmen, durdurmak için her türlü engeli koymalarına rağmen Hicaz demir yolunu nasıl yaptırdığını, çölün ortasında elektriğin, suyun, yaşamın olmadığı istasyonlardan geçen Hicaz demir yolu sevdasının ne demek olduğunu biz anlarız. Biz biliriz, Müslümanların hacca ulaşma süresini kısaltmak için ümmeti ve toprakları nasıl birbirine bağladığını biz çok iyi biliyoruz. Masonların, Yahudilerin, sömürgecilerin ve bu Merdan Yanardağ gibilerin dedeleri olan Emanuel Karasuların, Batı Uşağı Mithat Paşaların karşısında nasıl dimdik durduğunu, emperyalistlerin önünde nasıl dağ gibi dikildiğini biz çok iyi biliyoruz. Ay yıldızlı bayrağı yalnızca sınırları dahilinde tutmayın. Küba'ya elemanlarını gönderen, Singapur'a cami yaptıran, Sri Lanka'ya okul açtıran, Belarus'un en ücra köylerine elektrik ulaştırıp oralara hastane yaptırmak için ortaya koyduğu aklı ve vizyonu biz çok iyi biliyoruz. Biz bugün o Ulu Hakan'ın, o cennet mekan sultanın izinde ve yolundayız. Türkiye dün atalarının yaptığı o hizmetleri bugün Tika ile dünyanın 63 ülkesinde yapıyor. Müslüman, Hristiyan, siyah, beyaz bakmadan mührünü vuruyor kilometrelerce ötelere. Yurt dışı akrabalar topluluğuyla gurbette yaşayan kardeşlerimizin hakkını savunuyor. Dilini, Türkçeyi korumaya gayret gösteriyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile dün bırakılan izlerin bugün takibi yapılıyor. Ecdat yadigarları yeniden inşa ediliyor, ihya ediliyor. Biz biliyoruz, kanıyla, canıyla, ruhuyla bugünlere kök salan Abdülhamit'i biz biliyoruz. Bugün İstanbul'daki 68 askeri yapıdan 37 tanesinin Abdülhamit Han'ın eseri olduğunu iyi biliyoruz. İstanbul'un marka bir şehir haline getirmek için felsefeyi, sanatı, estetiği, mimariyi bu kutlu şehre nakış nakış nasıl işlediğini, Şişli Etfalinden Hamidiye sularına, İstanbul Erkek Lisesi'nden Darül Aceze'ye kadar İstanbul'u eserlerle nasıl donattığını biz biliyoruz. Biz Abdülhamit Han'ı seviyoruz, savunuyoruz ve de yaşatıyoruz. Ve dahi en önemlisi de biz Abdülhamit'i anlıyoruz, anlıyoruz. Sizin de o haşmetli, o endamlı sultanı anlamanızı beklemiyoruz. Çünkü Abdülhamit'i anlamak dünyayı anlamaktır. Abdülhamit'i anlamak için bu coğrafyanın çocuğu olman gerek. Abdestsiz hiçbir devlet evrakına imza atmayan adamı anlamak için kalplerinizdeki o mühürlü kapıları, putları, heykelleri yıkmanız gerek. Yani beyler, Abdülhamit'i anlamak kolay iş değildir. Abdülhamit Han'ı anlayabilmek nasiptir, nimettir ve en önemlisi de şereftir. Sultan Abdülhamit'i anlamayan ve bugünkü zır cahiller gibi ona saldıran, küfreden Rıza Tevfik de daha sonra anlamıştı mevzuyu. Ve pişmanlığını da şu mısralarla dile getirmişti. Neredesin Şevketlim ey Abdülhamit Han? Feryadım varır mı barigahına? Ölüm uykusundan bir lahza uyan şu nankör millet.
milletin bak günahına. Tarihler adını yazdığı zaman sana hak verecek ey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Padişah hem zalim hem deli dedi. İhtilale kıyam etmeli dedi. Şeytan ne dediyse biz beli dedi. Çalıştık fitnenin intibahına. Bakın burası çok önemli dostlar. Divane sen değil meğer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil edepsizmişiz. Tükürdük atalar kıblegahına. Ne diyelim? Kalın sağlıcakla.